Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. DevExpress, C# ile DevExpress eğitim serimizin, daha doğrusu DevExpress ve araçları eğitim serimizin 20. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün tarihler 12 Haziran 2018. Şimdi güzel bir araç var yine, çok güzel bir araç. Şöyle hemen göstereyim, video başında gördüğünüz gibi Splash mıydı, ismi neydi? Splash Screen Manager olarak geçiyor. Splash Screen Manager şu işe yarıyor, birazdan ekleyeceğim. Bizim bir işlemi yaparken bekleme hani olayı var ya, işte işleminiz yükleniyor, hazırlanıyor. Biz bunu ilk başta şeyde yapmıştık, öğrenci ekleme işleminde yapmıştık, progress bar'la biraz manuel olmuştu. Şimdi onun daha böyle optimize edilmiş, daha güzelleştirilmiş halini beraber kullanacağız. Yalnız bunu kullanmak için bunu bir şeyle beraber kullanalım. Yani bir yandan da şöyle ki, şu bizim FRM öğrenciler formunda ve bir dakika, form 1'de açılsın. Burada form 3'ü geçtiğimiz derste de söylemiştim. Form 3'ü ben dersten önce denemeler yapmak için kullanıyorum. Yani sizin burada 5 dakika 10 dakika izlediğiniz videoların hepsinin arkasında bir hazırlık var. O hazırlıklar için kullanıyorum form 3'ü. Şimdi ekle butonuna bir çift tıklayalım. Ekle butonuna bastığım zaman bu şekilde ne yapıyor mesela? Ekleme işlemini gerçekleştiriyor. İşte FR1 nokta ad, FR1 nokta soyad, numara ve kulüp şeklinde. Şimdi biz neye basacağız? Şimdi silme işlemine yapacağız. Şöyle ki, Properties'e geldim. Öncelikle bunun ismini bir değiştirin. İsmi BTN sil olsun. Silme işlemini gerçekleştireceğim. BTN sil butonuna çift tıkladım. Şimdi kodlarımı yazmaya başlayacağım. Bana ne gerekiyor? Bir ID gerekiyor. Neden? Çalıştırdığım zaman formumu şöyle ki, şimdi formunu çalıştırdığım zaman öğrenci listesine bastığımda öğrencilerin ilk etapta bana gelmesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru. İşte öğrenci bilgileri geliyor. Ben neyi sileceğim? ID'si şuradaki değere eşit olan şeyi sileceğim. Öğrenciyi sileceğim. O zaman bizim önce bir şeye bakalım mı? Biz mesela bu değerlerin atamasını nerede yaptık? Tabii ki öğrenciler formunda yaptık. Öğrenciler formuna gidelim. Bakın bizim burada öğrenciler formunda public string ad soyad numara kulüp diye alanlarımız var, virgül, bir de id diye bir değişkeni de ben ekledim buraya. Id diye bir değişken ekledim. Peki bu id'nin değerini nereden alacak? Hemen sizlere söyleyeyim. Bir saniye. Bu değişkenlerin değerini biz nerede vermiştik? Adıştır burada. Text change olduğu zaman vermiştik. Aslında burada onun text, o da text change olduğu zaman verebiliriz. Şöyle ki, öğrenci formunda tek şuna çift tıkladım. Edit value change. Text değer değiştiğinde, değer değiştiğinde de muhtemelen şey kısmı aynıdır ama burada da text change kullanım var mı, text change'i? Var. Text change'i tıkladım. Yukarıdaki mesela burada ne yaptık? Numara eşittir şu dedik. Burada da diyeceğim ki id eşittir txt id değişken şeyine, aracımdan gelen değer id değişkenine bu şekilde atama işlemi yaptık. Sonra id değişkenine artık atama işlemi yaptım. Silme işlemini gönül rahatlığıyla yapabilirim. Nasıl? Buradaki gibi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirim. Önce bağlantıyı açıyorum. Bağlantı nokta open SQL command komut sil eşittir new SQL command parantezimi açtım çift tırnak içerisinde delete from tablo adı. Tablo adımız ne bizim? TB'li öğrenci. TB'li öğrenci. Ver. Alanım ne? ID. ID eşittir parametre 1. Yalnız buranın ismi ID miydi? Hemen bakalım mı beraber şöyle. ID'dir diye düşünüyorum ama çalıştırırsak da görebiliriz aslında. Şöyle ki şey başlığından gelecektir muhtemelen. Bu bağlansın. Şöyle öğrencilere tıkladım. Başlık ID, tamam. Ne diyeceğim? SQL command komut sil ver ID parametre 1 virgül bağlantı dedim. Noktalı virgülünü koydum. Sonra komut sil nokta parameters add with value parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde parametre 1. Nereden gelen değer? ID değişkeninden gelen değer. Ama buna nasıl ulaşacağım? Şöyle FRM öğrenciler nokta ID, ama ben burada ne yapmam gerekiyor? Nesne türetmem mi gerekiyor? Öğrencilerden nesne türetmiş miyiz? Evet, FR1. FR1 nokta ID. Noktalı virgülünü koydum. ID değişkeninden gelen değeri bu şekilde almış olduk. Sonra ne diyeceğim? Sonra diyeceğim ki şöyle komut nokta execute numquery bağlantı nokta close ve message box nokta show parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde kayıt
silme işlemi yapıldı. Virgül, ikinci parametremiz bilgi olsun, mesaj box'ın başlığı, virgül, üçüncü parametremiz buton, mesaj box buttons nokta ok ve mesaj box ikon nokta information olarak gelsin. Ve sonra da listeleme metodunu burada yeniden çağırabilir miyim? Burada çağıramayacağım. Burada mesela çağırabilmiş miyiz kaydettikten sonra? fr1 nokta listele deyip çağırmışız. Burada da o şekilde fr1 nokta listele diyerek şey formundan, öğrenciler formundaki nesne yardımıyla çağırma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şimdi önce bir silmeyi yapalım, sonra da şeye geçelim. Diğer başlığımıza geçelim. Şöyle ki formum yüklendi, öğrencilere bastım. Buradan mesela şurada 13 numarada Ali Özbey var. Ali Özbey'i sil dedim. Bir hata dönüyor. Bakalım ne diyecek hatada. Ne diyor? Invalid column name TBL öğrenci. TBL öğrenci bilinmiyor diyor. Şurası I harfiyle mi olacak? Evet, I harfiyle olacak. Şöyle ki I harfi ekledim. Çalıştırdım yeniden formumu. Öğrenciler listesine bastım. Geldim buraya. Mesela kimi silelim? Tarık'ı silelim. Tarık Aydın. Sile bastım. Silme işlemi yapıldı dedi. Bakın bu şekilde Tarık Aydın'ı listeden çıkarmış oldu. Şimdi ben bir bakayım kaç dakika oldu videomuz. Hemen şöyle. 6 dakika oldu. Daha çok olmuş. Devam edebiliriz. Şimdi geldik. Splash Screen'i nasıl kullanacağım? Şöyle ki. Şimdi Splash Screen'i biz nerede kullanacağız? Biz şu form üzerinde kullanacağız. Yani burada sil butona bastığım zaman gerçekleşecek. O zaman geliyorum buraya. Bir tane Splash Screen Manager ekliyorum. Şöyle ki Splash Screen Manager ekledim. Ekledikten sonra şimdi Solution Explorer'a geliyorum. Burada şu anda herhangi bir şey yok. Üstündeki ikona tıklayıp buraya bir tane Add Splash Screen diyorum. Splash Screen nasıl çevirelim beraber? Şuraya ekledi. Translate'e gidelim mi bir? Şöyle. Translate. Splash. Screen. Başlangıç ekranı. Aynen. Başlangıç ekranı olarak çeviriyor. Çok güzel bir çeviri. Başlangıç ekranı. Yani başlangıçta ne gelsin? Şimdi bunun için şunu yapacağız biz. Sil butonuna bastığımız zaman ilk önce bizi belli bir süre bekletsin. Olur mu? Belli bir süre bekletsin. Mesela bu bekletme için bizim burada thread kullanmamız gerekiyor. Thread var ya hani C#'da aynı anda birden fazla işlem yapabilmek için kullanılan yapı. Örneğin siz bir tane döngü oluşturun. Tamam. Önce kütüphaneme ekleyeyim thread kullanmak için. Using system nokta trading diyorum. Şimdi burada thread kullanacağız da siz mesela bir tane döngü oluşturun, tamam mı? Bu döngü işte sıfırdan 1 milyona kadar gitsin. O döngü sıfırdan 1 milyona kadar giderken size form hiçbir işlem yaptırmaz. Çünkü o anda sadece ona odaklanır tek işlem ve başka bir şey yapmaya çalıştığınızda form kasmaya başlar. İşte bu kasmayı önlemek için bellekten yer ayırıp ne yapıyor? İşte bizim için aynı anda birden fazla işlemi çalıştırabiliyor. Ben diyeceğim ki mesela thread.sleep. Sleep burada hani uyu anlamında ama bekle ya yani bekletiyor. İşte milliseconds timeout dediği de burada timer'daki değer formatında değer girmem gerekiyor. Buraya mesela ben 5000 yapıyorum. 5000 dediğim şey ne? 5 saniye kadar önce beni bekletsin. Ondan sonra işlemi gerçekleştirsin. Bir çalıştıralım bakalım olacak mı? thread.sleep dedim. Bu tek başına işe hani tek başına da kullanabiliyor ama bakın gördünüz mü şu ekran başlangıçta bir form, aslında o şeyde form yüklendiğinde ilk geldi. Ya form yüklendiğinde gelmesi zaten aslında amaç o diyebilir miyiz? 1 2 şöyle mesela öğrenci listesine çağırdım. Buradan Ayşe Öztürk'ü sile bastım. Ayşe Öztürk'ü sile bastığım zaman silme işlemini gerçekleştiriyor ama şöyle 5 saniye bekletiyor. Ama benim amacım ne? Bu zaten form iç yani başlangıç ekranına yazıyor. Aslında bizim bunu şuraya yazarsak daha kullanışlı olacak diyebilir miyiz? Şöyle bu formun öğrenciler formunun loadına yani öğrenciler formu yüklendiği zaman yani şuraya bu şekilde öğrenciler formu yüklendiği zaman o zaman benim de buraya yine ne eklemem gerekiyor? Using system nokta thread eklemem
gerekiyor, trading. Şimdi splash screen burada bir şey olarak eklendi. Bir form sınıfı gibi eklendi splash screen. Bakın burada küçük bir tane tasarım ekranı mevcut bunun. Bu şekilde. Kendisi zaten bir alan getiriyor. Örneğin şu öğrenciler formunun yüklenme işlemini biraz daha geç yapalım. Mesela kaç olsun burası? 10.000 olsun. Aradaki farkı daha net görün. Bir de ana forma geri dönelim. Ana formdan ben şeyi sildim. Orada olmasın. Sadece burada öğrenciler formu yüklendiği zaman olsun. Çalıştırdım mesela. Şu şekilde. Form geldi. Şu an splash screen bu şekilde. Bakın arka planda kendisi ne yapıyor? Gelmiş oldu. Öğrenciler listesine tıkladım. Aslında ya program açıldığı an yüklemeye başlandığı için bizim bunu nereye eklememiz gerekiyor? Şu an sadece thread çalışıyor. O zaman biz şuraya yüklesek. Mesela ben bunu kestim. Form 1 yüklenir yüklenmez. Şuraya eklersem burada çalışmayacak. Bir saniye. Şöyle ki. Ha yok çalışacak tamam. Ha bakın işte aslında tam olarak şey bu. Programın ilk çalışmaya başlama kısmı. İlk ekran. Şimdi 10 saniye kadar bekletiyor bizi ve daha sonra 10. saniye, 9. saniyede falan kaybol burası geliyor ve 10. saniyede kayboluyor. Şimdi burada splash screen ile ilgili şunu da söyleyebilirim hemen sizlere arkadaşlar. Burada küçük değişiklikler yapılabiliyor. Mesela starting yerine başlıyor yazabiliriz. Başlıyor. Ondan sonra şurada copyright DevExpress mesela bunu ne diyelim? DevExpress dersleri. Burada DevExpress Developer Express'ten geliyor. Şurada bir tane Picture Edit var. Bunu da şeyini değiştirebilir miyiz? Import deyip buradan mesela OK desem. Yok. Buradan değil ama şeyden değiştiririm muhtemelen. Üstündeki ikona tıklasam Choice Image desem. Import desem buradan. Herhangi bir resim. Şöyle bizim şeyimize uyacak olan bir resim. Mesela şu dünya nasıl? Bu dünya güzel gibi. Şimdi okey dedim. Size modunda stretch yaptım. Aslında size modu şey iyiydi. Klip iyiydi bu şekilde. Ama çok da iyi değil. Neyse stretch yapalım. Yani şöyle stretch yaptım bu şekilde. Şurada da DevExpress'in kendi şeyi var. Logosu falan var. Zaten bu bir picture edit olarak geliyor. PNG formatında. Yeniden çalıştırdığım zaman biraz daha böyle düzenlenebilir bir başlık. Yani bundan sonra size kalmış. Araştırabilirsiniz. Yani bu şekilde olduğu zaman daha böyle şey duruyor. Gözle daha güzel hitap ediyor. Şurada mesela bir tane şey olabilir. Slider olabilir burada. Slider sayesinde kayabilir o şeyler, resimler. Ve öyle olduğu zaman biraz daha ne olmuş olur? Güzel olmuş olur. Splash screen kullanımı bu şekilde olacak. Silme işlemini de yaptık. Gelecek derse mesela güncelleme yapacağız ama güncelleme işleminde de wait form diye bir tane eklenti ya da araç olması gerekiyor. Onu da hatırlıyorum. Onunla ilgili de küçük bir şeyler göstermek istiyorum size. En azından onu da bu proje içerisinde bir yerde sıkıştırmış oluruz. Ya bence güzel gidiyoruz. Hem böyle farklı araçları kullanıyoruz. Hem C# bilgimizi tazeliyoruz. Hem böyle işte burada şey kullandık. InnerJoin falan kullandık. Ya ilişki var ondan sonra. Eklentilerin nasıl kullanacağını, bileşenlerin nasıl kullanacağını göstermeye çalışıyorum. Bence iyi gidiyor. 12 Haziran 2018 DevExpress eğitim serimizin 20. dersi mi? Hemen tekrar dönelim şöyle. Evet, 20. dersini tamamlamış olduk. Bir sonraki ders 21. derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.